bugün enflasyon rakamları açıklandı. Bir kere meseleye şuradan başlamak lazım aslında. Dolar 10 oldu, 11 oldu, 12 oldu, 13 oldu, 14 oldu vesaire. Konuşuluyor, tartışılıyor. Dolar yüksek mi? Yüksek. Peki ortada bir problem var. Türkiye'de ne oldu? Yani darbe mi oldu? Meteor mu düştü? Ay mı çarptı? Ne bileyim, bir ülke mi saldırdı? Bir ülkede yani döviz kurunun bu kadar hızlı bir şekilde yükselmesinin bir nedeni olması lazım. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı ve işte ekonomi yönetimi giderse dolar düşer. Sadece yani doların düşmesi için bütün ekonomik verileri bir tarafa bırakıp giderse dolar düşer. Bu kadar basite indirgiyorlar. Cumhurbaşkanı ise çok daha farklı bir açıdan yaklaşıyor. Birkaç zamandır bunu konuşuyoruz hep. Konuşup tartışıyoruz. Ekonomiyi sadece bir kur ve faiz sarmalında değerlendirenler var. Bu bir problem. Çünkü bakıyoruz, istihdam yüksek. Sanayi üretimi yüksek. Rekor üstüne rekor kırıyor. İhracat daha dün açıklandı. Rekor üstüne rekor kırıyor. Üretim noktasında bir sorun yok. Yapılan teşvikler, hibeler, ödemelerde bir problem yok. Ama dolar kuru yüksek. Şimdi buradan baktığımız zaman bir garip bir tablo çıkıyor ortaya. Ne yapılması lazım? Ne oluyor diye. Şimdi İdris kardeştan başlayalım. Ne görüyorsunuz siz? Ana mesele ne? Ben oradan başlayacaksınız diye hazırlıksız oldum. Eyvallah. Ya ana mesele hepimiz tabii çok iyi biliyoruz. Yani bizi izleyen izleyicilerimiz de biliyor. Muhalifler de biliyor. İktidar destekleyenler de biliyor. Hatta Türkçe bilmeyenler de biliyor. Yani İngilizce bilenler de, Almanca bilenler de çok iyi biliyorlar meselenin ne olduğunu. Türkiye tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir süre siyasi anlamda önemli bir bağımsızlaşma süreci ve bir söylem üzerinden Türkiye'yi belli bir noktaya getirdi ve bu nokta toplumun genelinde de kabul gördü ve bu millet bu meseleyi sahiplendi ve bunun üzerine siyasete destek verdi. Yani bu 15 Temmuz bunun bir sonucu oldu. Hani 15 Temmuz'da insanlar bu bağımsızlaşma sürecine, bu birliktelik, milli birliktelik sürecinde doğru yerde durdular ve bu ülkeye sahip çıktılar. Şimdi bu işin bir boyutu ve bir tarafı. Öteki tarafı uluslararası alanda, uluslararası küresel eşitsizliğe, adaletsizliğe karşıda ciddi bir Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar önemli bir siyaset yürüttü. Bunu One Minute'de, Dünya 5'ten büyüktür de, Afrika'ya yaptığı açılımlarda, ziyaretlerdeki o işin felsefesinde gibi bütün bunlar, bu unsurlarda da çok net bir şekilde gördük. Yani burada ciddi bir paradigma örgüsü kurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu işin bence en kritik noktalarından biriyle nihayet geldik. Bu da işte küresel sömürü düzenine, bu faiz üzerine karşı, küresel kapitalist sisteme karşı milli bir duruş ve bunun ekonomik ayağını oluşturmak. Bu da üretim, işte ihracata dayalı bir üretim, işte faize dayalı olmayan bir ekonomi, bunu esas almayan dolar kuruyla işte yabancı para, dolar ya da euro neyse, kurlarla ilgilenmeyen bir ekonomi, faize endekslenmeyen bir ekonomi, üretim endeksli bir ekonomi ve bu sömürü düzeninin dışına çıkıp kendini var edebilecek ve kendi ayakları üzerinde durabilecek, adette ki böyle bir şey açısından da küresel bir dünya var bir yandan da, bunu tek başına kendisi üretip tüketen bir ekonomi zaten yok ama bu işi finansal açıdan ele aldığımızda bu küresel kapitalist faiz sisteminin dışında bir yerde konumlanmak ve bunun mücadelesini vermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan artık daha açık, daha net. Daha önceki süreçlerde elbette fikirleri biliniyordu. Buna yönelik şeyi vardı ve bugüne kadar aslında baktığınızda ekonomi gidişatında da üretime verdiği destek, teşvikler, yatırımlar, açılan fabrikalar, savunma sanayindeki gelişmeler, genel anlamda sanayideki gelişmeler, tarımın desteklenmesi, tarıma dayalı yeni bir başka bir endüstrinin oluşması gibi gibi, yani çok ekonomik şeylere boğmayalım, terimlere boğmayalım meseleyi ama bütün bu konuların üzerinde zaten bir ekonomik açılım, bir şekillenme vardı ve bugün bu artık çok daha net, açık ve
nasıl sari bir şekilde devam ediyor. Çünkü şöyle bir durum oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu bence çok daha artık gereksiz buldu. Yani artık Türkiye'nin yapacağı her hamlede bu işte kur üzerinden Türkiye'yi kıskaca alma süreci her durumda gerçekleşecek. Yani madem böyle bir durum var, bununla o zaman mücadele edelim ve kaybedecek bir şeyimiz olmasın. Zaten bu anlamda Türkiye'nin kaybettirmeye çalışan bir süreç işliyor. O zaman bunu göze alarak, bu kurdaki yükselişlerin ve bunların kısmi sonuçlarını göze alarak ama bu zararları arka planda, bir öteki tarafta da bir yandan mücadele ederek, bir yandan da işte üretim vesaire gibi yatırımlar yaparak, bir yandan da işte toplumun, milletin şeylerini, nasıl söyleyeyim, imkanlarını da daha arttırarak, işte maaşlarını zam yaparak, teşvikler vererek, kredileri arttırarak, üreticinin ve işçinin bir şekilde lehine olacak hamlelerle, stratejilerle, genel gidişatı da bir yandan düzelterek ama bir yandan da bu tarafta bu küresel finans sistemine karşı, faiz ve kur kıskacına karşı bir çıkış. Çünkü bu kısır döngüden artık bir şekilde çıkmak gerekiyor. Evet. Bunun siyasi boyutları da var, ekonomik boyutları da var. Burada o zaman bir şey anlıyorum ben. Yani sizin bu çizdiğiniz tabloda dünyada bazı tırnak içerisinde kutsallar vardır. Silahtır mesela bu kutsallardan bir tanesi. Kendi silahını üretmeye çalışırsan yaşatmazlar. Ki gördük yani Türkiye kendi milli gücünü nasıl kullanıyor ve onun karşılığında neler yapılıyor hepsini görüyoruz. Aynı şekilde faiz noktasında hele ki gelişmekte olan ülkeler baz alınırsa faizle ilgili sen eğer o büyük para babalarının dediğini yapmazsan bir dakika derler. Şimdi bu da çıkıyor ortaya. Yani sanki böyle bir şey de var. Bugün mesela bir haber vardı. Bizde de verdik. Yani Murat Özer'le yayın öncesi bir miktar konuştuk. Bankada dolar hesabı var. Gidecek iş adamı bozduracak. İddia o ki banka ya da işte o bankaya gitmeden önce birileri diyor ki sen bozdurma doların orada dursun. Ben sana veririm. Ben para veririm biraz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.